Güneşli bir Texas gününden herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir isteksiz gezmesine geldik. Arkamda şu gördüğünüz evi gezeceğiz. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi eve giriş yapacağız. Bakalım evde neler varmış, görelim. Şimdi öncelikle şu masaya bir bakalım neler var. Kırtasiye malzemeleri var. Dergeç. Bir sürü kitaplar var. Kitapların tanesi 1 dolar. Şu eski kitaplar var. Sanatçıyı tanımıyorum ama eski kitaplardan arkadaşlar. Tanesi gördüğünüz gibi 1 dolar. Şöyle bakalım. Bir bot var. Eski bir bot. Burada güzel bir doğa fotoğrafı var aşağı tarafta. Bu satılmış, ödenmiş. Çok bir şey kalmamış gibi. Diğer odaya gidelim. Şöyle salondaki eşyaları gösterelim. Burada süs eşyası için kapaklı bir şey var. New Vacuum Machine diyor. Ve bir CD-ROM var eski makineler için. Burada ne varmış? 2 dolara Roku TV. Sonra şöyle bir balık şeyi var. Güzel. Şöyle bir sign var. Şekli güzel. Bu neymiş? Ha, böyle bir mantar tutma gibi bir şey. Şöyle bir Halloween kıyafeti var. Burada bir güzel bir süpürge makinesine benziyor. 75 dolar. Shark bayağı güçlü diye biliyorum. Evet, diğer aksesuarları da var. Şu koltuk gördüğünüz gibi 300 dolar. Gayet güzel. Bakalım başka neler var. Mutfak tarafında çok bir şey gözükmüyor. Kitaplar vesaireler var. Garaja doğru gidelim. Bakalım neler varmış. Evet, garajda birkaç bir şey var. Şu satılmış. 1 dolar tanesi yiyor şuradaki malzemeleri. Bunlara bir detaylı bakarız. Easter egg'ler var. Mardi Gras, Meksikalıların parti zamanı için kıyafetler vesaireler. Parti setleri. Bu ot için galiba. Değişik fare kapanları var. Şöyle yüzme simitleri var. Bunların tanesi 50 cent diyor. Buradan simimizi 50 cent'e alabileceğiz. Bakalım işimize yarayan bir şey var. Çıkardım. Şöyle bir geziyorum etrafı. Çok fazla bir şey kalmamış. Bunlar hep süs. Bakalım diğer odalarda neler kalmış. Evet arkadaşlar, garajdan çıkıyoruz. Birkaç malzeme aldım, onları gösterdim. Evet, yukarıya çıkıyoruz şimdi. Bakalım burada neler varmış. Şöyle bir gitar kılıfı 2 dolar. Şöyle bir UPS enerji kaynağı 10 dolar. Şöyle Lego setleri falan var. Evet, 20 dolar diyor. Pahalı gibi geldi. Bakalım burada değişik oyuncak şeyler var. Bir de klavyemiz var. Muhtemelen çok ucuz olabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Bakalım başka neler varmış. Şöyle internet kabloları var. Bu DJI. Bunun şeyi nerede acaba? Drone'u. Muhtemelen düşürmüş olabilir bir yerlerde. Şöyle bir DJI kılıfı gördüm arkadaşlar. Bataryası falan da var. Hangi modeli olduğunu bilmiyorum ama bakalım bir yerlerde görebileceğiz. Ama drone'un kendisi yok. Muhtemelen bir yerlerde düşürmüş olabilir. Böyle bir fan var, 2 dolar. Şöyle bir Nest var. Ne çalışıyorsa 25 dolar güzel bir rakam. Şuralarda bir anahtarlar vesaire var. Nikon Hub. Şöyle bir kutu. Saç kutma makinesi 5 dolar. Şurada kitaplar var. Bir tanesi 1 dolar falandır. İçerideki odalara doğru gidelim. Şurada böyle bir aksesuar var. Nasıl bir şey yaptıysa. Şöyle bir raf var. 10 dolar. Böyle de bir masamız var. Köşe masası ne kadar olduğu yazmıyor ama çok pahalı değildir. Diğer odalara doğru gidelim. Daha gitmeden önce şurada boru gibi bir şey var. Yani stikerlere gidelim. Poster. Burada da bir tatlı bir şey var. Bir yatak. 200 dolar diyor. Yani bu hediyelik eşyalar için bir sürü sarma şeyleri var. Üstte de bir sürü kurdele gibi şeyler var. Genel olarak böyle. Salonda da bir
sallanan sandalye klasik $5 satılmış. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Böyle bu kadar arkadaşlar. Bakalım neler aldığımızı günün sonunda göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu istet gezimizin sonuna geldik. Çok fazla bir şey alamadık. Ufak tefek şeyler vardı. Çoğu zaten satılmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna ve videoları beğendiyseniz benzer videoları izlemek için kanala abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.